Merhaba, ben Ozan. Az önce şu anda ekranda gördüğünüz parçayı çaldım. Sözleri Yahya Peygamber'le ilgili ve aslında daha başka kıtaları da var ama notaların adının nereden geldiği sorusu için sadece ilk kıtaya bakacağız. 11. yüzyılda Arezzo'lu Guido denilen İtalyan rahip müzik eğitimini kolaylaştırmak için bazı icatlar çıkarmış. Örneğin bu ilahinin ilk kıtasındaki her yarı satırın ilk hecesini almış ve o zamana kadar A, B, C, D, E, F, G gibi harflerle gösterilen müzik seslerini ut, re, mi, fa, sol, la olarak 6 hece ile ifade etmenin faydalı olacağını düşünmüş. Faydası dokunmuş olacak ki temellerini attığı bu sistem her ne kadar evrim geçirdiyse de yüzyıllardır dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra parmak eklemlerinin her birine bir nota atayarak yine kendi adıyla anılan Guido'nun eli sistemini oluşturmuş. Ayrıca notaları porte dedikleri çizgiler üzerine göstererek seslerin incelik ve kalınlık ilişkisini daha net bir şekilde göstermeyi sağlamış. Küçükken nota öğretmek için söyledikleri Do bir külah dondurma şarkısı vardı ya, işte Ut quaeant laxis de bunun ortaçağ versiyonu diyebiliriz. Belki de bunu Guido bu amaç doğrultusunda kendi bestelemiş bile olabilir. Her kim bestelemişse bunu Dorian modunda yapmış ve her nota gerçekten de adlarıyla ilişkilendirildikleri perdede. Ancak aynı parça başka kaynaklarda Frigyen modunda ve bambaşka bir ezgisi var. Sizce iki parça arasındaki ayrım nasıldı? Bana kalırsa ilki müzik öğretimi için gayet uygunken, ikincisi Frigyen modunun da getirdiği hüzünlü yapıyla Yahya Peygamber'in hikayesiyle daha çok örtüşüyor gibi. Tabii bu benim kişisel düşüncem. Bitirmeden son bir şey daha. Notasyonda ritim ile ilgili bir bilgi bulunmamasına rağmen bu parçayı belli bir ritimle okumamın kendince bir nedeni vardı. Bu ilahi adını antik Lesboslu kadın şair Safo'dan alan bir ölçüyle yazılmış. Divan şiirindeki aruz ölçüsünü bilenler hemen benzerlik kurabilecektir. Burada ise kabaca tam ta tam 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 ta ta tam ta tam tam yani ut quaeant laxis resonare fibris şeklinde 3,5 satırlık bir kalıp var. Tabii bu bir yaklaşım. Performans pratiği olarak parçanın böyle okunma gibi bir zorunluluğu yok. Umarım faydalı bir şeyler paylaşabilmişimdir. Kullandığım kaynakları merak ediyorsanız videonun tanım kısmına bakabilirsiniz. Hoşça kalın.